Abdülmecit İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı. Kendisi biraz zayıfçaydı. Çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi. Tahta çıktığında 16 yaşındaydı. Yeni gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip eder ve hemen devlet-i aliyede tatbik edilmesini isterdi. 1839 senesinde Gülhane Hattı Hümayun'a okundu. 1846'da Mustafa Reşit Paşa Sadrazam oldu. Marif alanında pek çok ilerlemeler oldu. Birçok meslek okulları açıldı. 1848'de Macar isyanı dolayısıyla Macaristan'dan çok sayıda ilticalar oldu. Eflak ve Boğdan'dan ihtilal oldu. Mübarek yerler meselesi ortaya çıktı. 1853'te Rusya Harbi başladı. Sinop baskını oldu. 1854'te Ruslar karada büyük kayıplar verdiler. Meşhur Silistre müdafası yapıldı ve Ruslar bozuldu. Yerköy Muharebesi kazanıldı. Fransa ve İngiltere de Türkiye'nin yanında yer aldılar ve kırma çıkarma yapıldı. 1855'te Sivastopol alındı. Telgraf ve demiryol hatları yapıldı. 1856'da Paris Antlaşması yapıldı. Ruslara karşı büyük menfaatler sağlandı. Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırdı ve Ortaköy'deki Mecidiye Camii'ni inşa ettirdi. 25 Haziran 1861'de babası gibi verem hastalığına tutularak vefat etti. Öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih'teki Sultan Selim Camii avlusundaki türbesine gömüldü. Allah rahmet eylesin.